Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kabukları çok kolay soyulan fırında kestane tarifi yapacağız. İnanın bu tarifle birlikte dışarıda yediğiniz kestanelerin aynı tadını elde edebileceksiniz. Kesinlikle bir daha kestanelerinizi bu şekilde yapın derim. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi hazırlamaya başlayalım. Kestanelerimiz öncelikle bu şekilde bir çizme aletim var. Ben onunla çiziyorum. Ama siz isterseniz bıçakla da çizebilirsiniz. Kestanelerin üst kısmı, yani daha böyle üstü şişko olan kısmından bu şekilde artı işareti koyarak kestaneyi kesiyoruz. Evet, burada önemli olan nokta gösterdiğim gibi üstü daha şişko duran kısımdan, daha göbekli kısmından kestanelerimizi keseceğiz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi üst kısmına artı işareti koydum ve artı işaretini koyduktan sonra kestanelerimizin hepsinin üzerine geçecek şekilde su koyuyoruz. Suyu koyduktan sonra yarım saat kestanelerimizi suda bekletiyoruz. Bu kestanelerimizin dışarıdan aldığımız kestaneler kadar yumuşacık, güzel bir şekilde olmasını ve kabukların daha kolay soyulmasını sağlayacaktır. Evet, yarım saat bekletmiş olduğumuz kestanelerimizi fırında yapacağımız için ben borcama koyacağım. Borcamımıza çizmiş olduğumuz artı kısımları üste gelecek şekilde diziyoruz. Evet, bütün çizikler üste gelecek şekilde çizdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına kestanelerimizi veriyoruz. Burada kestanelerimizin pişip pişmediğini, üstleri açıldığı zaman ve bir tane bıçak yardımıyla böyle bıçağa batırdığınızda kestanelerimiz yumuşaksa ve üstleri de bu şekilde hepsi açılmışsa kestanelerimiz pişmiş demektir. Bu şekilde kontrol ederek mutlaka kestanelerinizi pişirin. Yoksa pişmemiş ya da az pişmiş olabilir. Evet, elimi yaktım bu arada. Çok da sıcaklardı. Yine sıcakken sizler için hemen bir tane göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin üst kısımları, yani içleri çok güzel bir şekilde açılmış. Sanki dışarıda yemiş olduğumuz hazır kestaneler gibi. Tadı da harikaydı bu arada. Hani öyle, nasıl diyeyim sizlere, böyle dolu dolu bir kestane yemiş oluyorsunuz. Bakın, hepsi çok kolay bir şekilde de soyuluyor. Sizlere göstereyim nasıl soyulduğunu. Evet, harika bir şekilde hemen de soyuldu. Hiçbir şekilde kabuğu yapışma olmadı. Harika bir kestanemiz olmuş oldu. Bu arada sizin yorumlarınız benim için çok değerli, biliyorsunuz. Kestanelerle ilgili ufak da olsa bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.